planları kesmesi altında bizim bütün Türkiye'nin genel planlamalarına bakıp, 1/100 bin planlamalarına bakıp ona göre biz karar alıyoruz ne yapacağımızla ilgili. Çünkü bizim de vakıf olarak bir amacımız var. O da ilk amacımız toprakların korunması. Çünkü insanoğlu kendi 70-80 senelik yaşamında topraktaki kaybı ve toprakta işte demin Sayın Başkan Yardımcısı'nın söylediği gibi tarım topraklarındaki kaybı çok önemsemiyor, anlayamıyor. O kısa dönemli çıkarları o toprakların varlığından daha öne geçiyor. Dolayısıyla bizim ve buradaki yapmaya çalıştığımız buradaki çok ciddi içinden geçtik geldik bir deltanın içinde ve bunlar binlerce yılda doğanın oluşturduğu ve insanoğluna hediye ettiği aslında topraklar. Şimdi siz sanayi her yere yapabilirsiniz. Biz sanayi yapılmasın demiyoruz. İnsanoğlu gelişirken sanayi de olacak, enerji üretici hepsi yapılacak ama burada önemli olan bu planlamanın doğru yapılıp doğru yere doğru işi yapmamız. Yani diyelim ki bir demir çelik fabrikası var mesela Filyos'un şeyin içinde söyleyin. Termik santrali var. Şimdi bu her yere yapılabilir. Demir çelik fabrikası da yapılabilir, termik santrali. Ama gidip siz binlerce yılda doğanın oluşturduğu alüvyonların çok bol olduğu bir deltaya bunu yaparsınız, bu çok akıllı bir hareket olmaz. Dolayısıyla bizim buradaki önceliğimiz toprak olduğu için biz o buradaki toprağı açıkçası korumak istiyoruz Türkiye adına. Yani şu anda Filyos projesinde fabrikaların olmasını istemiyorsunuz. Fabrika değil, bu yani şu anda önerdikleri değil ama demin biz hiç ilk defa karşılaşıyoruz. Yani ama aynı mentalite bakıldığı için yoksa hiçbir şeyimiz yok. Ben beyefendi ilk defa görüyorum, daha önce de hiç konuşmadık. Buraya uygun işin yapılması lazım. Yani burada istihdam da yaratılsın. Hatta fabrikalarda 5000 istihdam yaratacağını hep beraber kafa yoralım. 5000 istihdam, 10.000, 20.000 istihdam yaratalım. Ama tarımdan da istihdam yaratabiliriz. Tarım ürünlerini doğru işleyerek de istihdam ya da buraya siz çok bizim hafif sanayi dediğimiz ama nitelikli sanayi dediğimiz bilgisayar firmalarını getirebilirsiniz, yazılım firmaları gelebilir veya bir takım tasarım firmaları gelebilir. Yani hayatımızda bir tek alternatifimiz bizim termik santral ve demir çelik fabrikası değil. Zaten Türkiye'nin sorunu bu. Yani şeye bakmak lazım, biz toplam üretim, elektrik tüketimimizin ne kadarını neye harcıyoruz bunu kimse sormuyor. Nereye gidiyor bu enerji de bir türlü yetmiyor. Dönüp Türkiye'nin buna bakması gerekiyor. İnsan, bakın hem insanlara hem de doğaya. Çünkü doğa bize emanet. Biz kendi 70-80 senelik hayatımız için bundan sonra 500 sene, 600 sene yaşayacak insanların ekmek yiyeceği toprakları yok edemeyiz. Böyle bir hakkımız yok. Bunu kimse vermiyor bize. Dolayısıyla bu üst planlama meselesi. Yani planlamanın doğru yapılması lazım. Buradaki insan da haklı tabii iş isteyecek. Çok normal. Ama devletin ve bürokrasinin ve de hükümetin vazifesi doğru yere doğru işi yaptırmak.